Bugün bir eşitsizlik sorusu çözeceğiz. Soru çok standart bir soru gibi duruyor arkadaşlar. Fakat değil. Bunu anlamanın yolu önce lütfen soruyla bir uğraşın. Hemen hazırcılığa yak kapılıp sorunun çözümünü izlemeyin. Önce bir siz şu soruyu bir çözün. Sonra çözümlerimizi karşılaştırın. Soruda güzel bir ince nokta var. O yüzden e, bu soruyu takip edin derim. Ve her şeyden önce de kanalıma abone olun videolarımı beğenin. Şimdi normalde standart olarak yapılması gereken ilk şey nedir? Her iki tarafın karesini almak. Onu bir yapalım arkadaşlar. x kare eksi x eksi 12. Sol tarafın karesi kök gitti. Sağ tarafın karesini alırken muhakkak birincinin karesi çarpımlarının iki katı ve ikincinin kare şeklinde aldık. Şu kareyi de şuradan yok edeyim. Daha sonradan kafayı karıştırmasın. x kareler gitti. Eksi 4x'i artı 4x olarak sağ, sol tarafa attım 3x. Eksi 12'yi sağ tarafa attım artı 12 olarak 16. x küçük eşittir 16 bölü 3. Burada bir basit eşitsizlik var. Bunun dışında e, tanım kümesi gereği şu ifadenin içinin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerektiğini yazmalısınız. Bu da var. x x eksi 4 artı 3 x 4 ve x eksi 3. Şimdi tablo yapıyorum. Tabloda şu eksi 3 4. 16 bölü 3 değerini de yazıyorum ki ikisini aynı tabloda görebilelim. Daha söylediğim ince noktaya gelmedik. Lütfen takip edin. Eksi 3 bunun kökü içi dolu. Neden? Dahil çünkü. 4 bunun kökü yine. Şu ikinci derece denklemi üst satıra yazıyorum arkadaşlar. Onu yanlış anlamayalım. Şu üst satır x kare eksi x eksi 12'nin satırı. Alt satırda da 16 bölü 3'ün satırı olsun. Onda da eşitlik var. Şimdi bu x kare eksi x eksi 12'nin x karenin önündeki işareti artı. Bu sistemin işareti artı. Kendi kökünde işaret değiştirecek. Eksi artı. Ve bize bunun artı olmasını söylemiş. Şu artı bölümleri tarıyorum tarıyorum. Bu bölgeler bunu da sağlar. Diğeri de 16 bölü 3'ten küçük değerler için sağlanacaktı. Bunun işareti de artı, eksi, eksi, eksi. Esasında hepsini bir yere toplarsanız 3x, eksi 16 küçük eşittir 0. Bunda da eksi bölgeler sağlanacak. Şimdi e, bizim öğrencilerimiz şu, şu şekle gelebilirler. Eksi sonsuz da eksi 3 sağlıyor. Birleşim 4 ile 16 bölü 3'ü sağlıyor. Peki çözüm bu mudur? Değil. Başka ne var? Niye acaba çıkmadı? Bir de sağlayan değerler toplamı diyor. Çünkü arkadaşlar eğer bir kareköklü ifade bir denklemden küçükse bu denklemin de kesinlikle sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Burası negatif olursa negatif bir değerden kareköklü ifade küçük olabilir mi? Olamaz. İşte görmemiz gereken nokta buydu. x eksi 2 sıfırdan büyük eşit. x aynı zamanda 2'den de büyük eşit olması lazım. Dolayısıyla şu bölge yattı x 2'den büyük eşit olması lazım. Bu arada bunlar köşeli parantez. Bunu uyaracak arkadaşlar vardır şu andan duyuyorum. x 2'den büyük eşit olduğu için hem 2'den büyük hem de şu bölgeyi sağlayan değer 4 ile 16 bölü 3 aralığıdır. 16 bölü 3 nedir? 5 nokta küsur. O zaman 4 sağlar ve 5 sağlar. Bu değerlerin toplamı da nedir? 9. Kareköklü bir ifade eşitsizlik içindeyse arkadaşlar. içi sıfırdan büyük olacak. Her iki tarafın karesini alacaksınız. O eşitsizliği de çözeceksiniz. Ve ikinci ifade yani karekökün küçük olduğu ifade de sıfırdan büyük olacak. Özel bir soru. Kendinize iyi bakın.